Aşklarım, herkese selamlar. Ben Ezgi. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün sizinle birlikte yeni sezon kırtasiye ürünlerini inceleyeceğiz. Bugün sizinle birlikte tam 4 farklı yer gezeceğiz. Ben ilk olarak Migros'tan başlamak istedim. Çünkü burada çok fazla ürün çeşidi yoktu videonun çok uzun olmasını istemediğim için ve sizin de sıkılmanızdan korktuğum için biraz hızlı hızlı geçiyormuş gibi görünüyorum. Bundan kaynaklı merak ettiğiniz ürünler olursa videoyu durdurup fiyatı yakınlaştırıp daha detaylı inceleyebilirsiniz. Migros'ta genel olarak klasik kırtasiye ürünleri vardı. Yani her yerde görebileceğiniz, bulabileceğiniz ürünlerden bahsediyorum. Tabii ki biz daha çok Kore tarzı kırtasiye ürünlerini sevdiğimiz için yani tatlı defterler, tatlı kalemler Migros bana çok hitap etmedi diyebilirim bu anlamda. Belki daha sezon tam açılmadığı için yeni ürünler gelmemiş olabilir. Ben biraz erken çekim yapmaya çalıştım. Burada Faber-Castell, Pirit gibi daha çok bildiğimiz markalar yoğunluktaydı. Daha çok kalem çeşitliliği fazlaydı. Hatta defterler yok denilecek kadar azdı bence. Henüz tam sezon açılmadığı için bu kadar az çeşit olabilir. İlerleyen zamanlarda raflarda daha çok ürün görürüz diye düşünüyorum. Ve işte son olarak böyle bir kalem kutusu reyonu gördüm. Onu göstermek istiyorum sizlere. Birkaç tane çok tatlı kalem kutusu vardı bence. Şimdi geliyoruz benim gezmekten en keyif aldığım mağazalardan birine. Evet aşklarım Teddy'deyiz. Umarım yaşadığınız şehirde bir tane Teddy bulabilirsiniz. Çünkü burada gerçekten birbirinden tatlı tam bizlik kırtasiye ürünleri vardı. Bu arada gerçekten ürün çeşitliliği de çok fazlaydı. Aradığınız her ürünü burada bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela şu postitlerin renklerine bir bakar mısınız? O kadar güzel, o kadar pastel tonlarındaydı ki gerçekten çok beğendim ve fiyatı da uygundu bence. İşte şimdi geldik benim reyonuma. Chromie'yi, Melody'yi, Hello Kitty'yi ne kadar çok sevdiğimi artık bilmeyen yoktur. Gerçekten bu reyonda kendimi kaybettim arkadaşlar abartmıyorum. Sticker'lar, not defterleri, planlayıcılar hepsi birbirinden güzeldi. Ben öğrenciyken neden böyle tatlı ürünler yoktu diye kendimi yerden yere atmamak için gerçekten zor tuttum. Bu görmüş olduğunuz Chromie'li haftalık planlayıcı 40 yapraktan oluşuyor ve sadece 70 TL'ydi. Geçtiğimiz aylarda bu sekreterlikten bende almıştım ama çok daha uygun almıştım. Fiyatı maalesef 100 TL olmuş. Kromili ajanda da 200 TL ydi. Yalnız ajandanın sayfalarına bayıldım. Hepsi gerçekten çok tatlı, çok motive edici. Hatta ilk sayfalarına da bizim için stikerler yapmışlar. Bence çok tatlılardı çizgili, kareli, A4, A5 tüm istediğiniz boyutlarda ve şekillerde defterler mevcuttu ve o kadar çok seçenek vardı ki anlatamam birazdan göreceksiniz hepsini. tarzdaki sticker kitaplarına bayılıyorum çünkü çok kullanışlı oluyor. Tam çanta yatıp çıkmalık ve içerisinde çok fazla çeşit olduğu için ihtiyacınızı da karşılıyor diye düşünüyorum. Aşklarım böyle bir not defterini ilk defa görüyorum. Üç boyutlu görünüyor. Çok güzel değil mi? Videoyu seslendirirken sanki siz yanımdaymışsınız gibi hissediyorum ve sanki birlikte kırtasiye ürünlerini inceliyormuşuz gibi hissediyorum. Aşırı keyif alıyorum şu anda. Bunu da söylemek istedim. Yandayı size mutlaka detaylı göstermem gerekiyordu. Çünkü içerisinde çok güzel, motiveci sözler var. Sayfaların renkleri, kaliteleri, baskılar, içerisindeki boyamalar, stikerler falan aşırı düşünülmüş. Çok tatlı bir ajandaydı. O yüzden detaylı göstermek istedim. Bebeklerim hala sizlere defter gösteriyorum. Çünkü o kadar çok çeşit vardı ki inanın ben bitiremedim. <laughs> Siz de izleme doymayın lütfen. Hatta merak ettiğiniz böyle defter olursa videoyu durdurup fiyatını yakınlaştırarak detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Teddy'nin fiyatları hakkındaki yorumlarıma gelecek olursam bence ürünler lisanslı, tasarım, güzel, tatlı, kawaii ürünler olduğu için bir tık bence fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Elbette dışarıdaki plastik kapaklı defterlerle aralarında bir fiyat farkı var. Bu da çok normal açıklarım çünkü dediğim gibi birçoğu kalın kapak, karton kapak ya da lisanslı ya da kawaii Kore tarzı hani tatlı kırtasiye ürünleri. O yüzden hani fiyatlar konusunda artık ben çok bir şey diyemiyorum. Mesela buradaki not defterleri dışarıdaki herhangi bir kırtasiye mağazasındaki ürünlerle aynı fiyatta. Hem buradakiler daha orijinal, kimsede olmayan, hem daha tatlı daha güzel olduğu için bence böyle minik işte not defteri olsun ya da böyle tasarım farklı kalemler olsun kesinlikle Teddy'den alınabilir diye düşünüyorum. Onun dışındaki büyük defterlerinizi de işte okul defterlerinizi de daha uygun fiyatlara temin edebilirsiniz. Ben olsam öyle yapardım yani. dedi gerçekten çok seviyorum. Hatta ara ara böyle gelip kırtasiye bölümünü geziyorum. Sizin için hikayeler de paylaşıyorum. Anketler yapıyorum bir şey alacağım zaman falan. Umarım sizin de yaşadığınız yerde vardır çünkü gerçekten gitmenizi çok isterim. Çok tatlı ve gerçekten harika ürünler var. bu reyonda da daha çok okul defterlerini görüyorsunuz. A4 boyutunda çizgili, kareli, spiralli, plastik kapak defterler vardı. 60 TL bandındaydı. 30 TL'lik de defterler vardı. Yalnız ben okul için olan defterlerin dış kapaklarını çok beğenmedim açıkçası. Her yerde bulabileceğimiz normal standart plastik defterlerdi bu çikolatalı not defterini gerçek bir çikolataya benzettik ve kendimizi yememek için zor tuttuk diyebilirim. Tata işte karşınızda kalemler. Sonunda defter reyonunu bitirebildik ve kalemlere geçebildik arkadaşlar. Birazdan bu fosforlu kalemlere tekrar döneceğiz ama ondan önce şöyle hızlıca bir silgi reyonunu göstermek istedim sizlere. Silgiler de 13 TL, 20 TL, 30 TL bandındaydı. Bilgilerin hemen bir alt tarafında çocuklar için yazı tahtaları vardı. Fiyatları da 200 TL civarındaydı. Şimdi tekrar fosforlu kalemlere dönüyoruz. Burada biraz daha detaylı göstermek istiyorum ama tabii ki kapaklarını açamadım. Bu arada bunların fiyatına biraz zam gelmiş bence aşıklarım. Çünkü daha uygun fiyata aldığımı hatırlıyorum. Bende birçoğundan var. Siz de görüyorsunuz videolarımda sık sık. Bu kalemlerin renkleri pastel tonlarında olduğu için çok çok severek kullanıyorum. Bence çok güzeller. Bu reyonda da okul için gerekli başlık kalemleri, fineliner, highlighter, keçeli kalem, kuru boya, sulu boya gibi birçok seçenek mevcuttu. Fiyatları da 50 TL, 100 TL, 150 TL bandında değişiyordu. Aşklarım bence bu yıl Tedi kırtasiye alanında çok geniş bir ürün skalasına sahip. O yüzden aradığınız bütün kırtasiye ürünlerini A'dan Z'ye Teddy'ye gelip temin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada Teddy'yi o kadar çok övdüm ki lütfen videoda reklam var sanmayın aşklarım. Bu videodaki hiçbir markayla, hiçbir işletmeyle bir işbirliğim yok. Sadece size faydalı olması açısından çekiyorum bu videoyu ve tamamen kendi kişisel düşüncelerimi paylaşıyorum sizlerle. Bu altyazıyı da geçtiğime göre şimdi ürünlere geri dönebiliriz. Artık böyle süslü kalemlerin olduğu bir reyondayım. Birbirinden tatlı sevimli kalemler var ve fiyatları bence gerçekten uygundu. Yani her yerde gördüğümüz normal kalemlerin fiyatları gibiydi diye düşünüyorum. Ekstrem bir durum söz konusu değildi. Benim yaşadığım şehirdeki tedide okul çantası bulamadım arkadaşlar ama belki sizin yaşadığınız şehirdeki tedilerde vardır bilmiyorum. Sadece bu iki tanesini görebildim. Bu reyonda da yine değişik uçlu kalemler vardı ve 80 TL'ydi fiyatları. Sanırım bu kalemler tükenmez kalemdi. Çok tatlı görünmüyorlar mı? Artık yavaş yavaş sona yaklaşırken en alt rafta bu kalem kutularını gördüm ve hemen sizin için çekmek istedim. Çünkü gerçekten çok fazla çeşit vardı ve aralarında güzel kalemlikler de vardı diye düşünüyorum. Ben pelüş olan her şeyin hissiyatına bayıldığım için bu peluş kalemliği de tabii ki çok sevdim. Hatta bir an alsam mı diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. Evet bebeklerim Teddy mağaza turumuz bu şekildeydi. Bence gerçekten güzel ve tatlı ürünler vardı. Kesinlikle gidilmeye, bakılmaya değer diye düşünüyorum. Arkadaşlar sıradaki durağımız Diyanar. Burada çok güzel çok tatlı kampanyalar vardı. Hem ara ara size onlardan da bahsetmek istiyorum. Hem de gerçekten Diyanar beni çok şaşırttı. Çünkü beklediğimden çok daha güzel ve tatlı ürünler vardı bence. Hatta şunu çok net söyleyebilirim. Eğer yeniden öğrenci olsaydım ve bütçem de bunu uysaydı eğer... Buradaki çantalardan ve kalemliklerden mutlaka alırdım. Çünkü tam benim tarzım ve çok güzel kalemlikler, çantalar buldum ben burada. Videonun sonlarına doğru bulduğum çantayı ve kalemlikleri de size göstereceğim ama şimdi önce şöyle bir kupalarla, bardaklarla, kromilerle bir başlayalım istedim. Kupalardan sonra çok ani ve keskin bir geçiş oldu. Ben de farkındayım ama bir anda kalem reyonunda buldum kendimi. Burada Faber Castell, Stabilo, bir sürü tahta kalemi, highlighter, fosforlu kalem, birçok kalem vardı. Fiyatları da ekranda görüyorsunuz şu anda. Mesela Stabilolar 100 TL'ydi. Rafların sırasına göre çektiğim için kalemlerden sonra bir anda defter reyonuna geçtik ama birazdan tekrardan uçlu kalemler reyonuna bir atlayacağız. Ama defterler uzun arkadaşlar. Nedense bilmiyorum Teddy'de de bu şekildeydi. Defter reyonu baya bir uzun yani. Bu sene çok çeşit var defter olarak. Şimdi ilk olarak böyle tatlı defterleri göstermek istiyorum sizlere. Bunlar böyle minik A5 boyutunda. Küçük tatlı defterler çantaya atışık ama tabii ki liseye falan gidiyorsanız bu defterler sizin için uygun olmayacaktır. Genelde lisedeki öğretmenleriniz daha A4 boyutunda daha büyük defterler kullanmanızı öneriyor. O yüzden hani süs için falan böyle bir tane beğendiğiniz dışını dış kapağını beğendiğiniz bir defter varsa alabilirsiniz. Mesela ben bu defteri de çok beğendim. Sayfanın rengi falan aşırı güzeldi. Farklıydı. Fiyatı da 35 TL'ydi. Bence alınabilir diye düşünüyorum. üzerinde gözlüklü kız resmi olan bir defter var ya onun aynısının turuncu saçlı olanı var bende. Bir hevesle almıştım ama şu anda öyle duruyor ne yapacağımı ne yazacağımı çizeceğimi bilmiyorum. Eğer böyle fikirleriniz varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bu rayonda da en çok ekoseli pembe ve mavi defteri beğendim. Tam böyle benim tarzım ama hepsi bence çok güzeldi. Bakın çok güzel değil mi? Bu tavşanlı olan da çok tatlı. Ya, genel olarak Diyanar'ın defterlerini seviyorum. Bu üst konuşan defter yani ajanda olarak geçtiği için fiyatları 250 TL ydi. Hatta ajandaların içerisini şöyle hızlıca bir sizlere de gezdirmek istedim. Bu şekilde haftalık kısımlar vardı. Bu defteri daha çok böyle kişisel bir defter olarak kullanabilirsiniz. Mesela günlük, hatıra defteri, anı defteri, hatta özet defteri olarak bile kullanabilirsiniz. Yine çizgili, sert kapak, fiyatı da 130 TL'ydi. Bu reyonu da silgi reyonu olarak ayırmışlar. Burada da yine lisanslı, süslü, sade her türlü silgiyi bulabilirsiniz. Fiyatlar da bence normaldi. Yani 15 TL'ye, 20 TL'ye Rotring'in silgileri vardı. O yüzden bu rayon benden geçerli not aldı arkadaşlar. Silgilerin en alt tarafında da böyle bir sticker kitapçığı buldum İçerisinde 500 tane sticker olduğu yazıyordu 20 sayfadan oluşuyor fakat fiyatını maalesef göremedim ama siz Diyanar'a giderseniz mutlaka bence bu kitaba bir bakmalısınız. Bu rayon tembellik çünkü biliyorsunuz resim yapmayı çok seviyorum ve sık sık resim defteri bitiriyorum. Mesela bunu bence okul için alabilirsiniz. Gıpta markasının 80 TL'ydi fiyatı da. Gayet kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Daha küçük yine resim defterleri de vardı. Eğer profesyonel çizimler yapmayı seviyorsanız, daha iyi böyle sayfa kağıt kalitesi arıyorsanız kesinlikle bu Canso'nun resim defterlerine de bakabilirsiniz. Çünkü bunların Kağıt kaliteleri gerçekten çok güzel ve birçok boyayı da kaldırıyorlar. Sulu boya, akrilik, marker dilediğiniz çeşitlerde çizimler yapabilirsiniz üzerine. Kalemlere gelecek olursak bu reyonda daha çok pilos kalemler, uçlu kalemler, fineliner'lar, böyle tükenmez kalemler. Kırmızı kalem bile görüyorsunuz mesela şu an ekranda. Her türlü çeşit çeşit kalem vardı ve uçlu kalem seçeneği de bence çok fazlaydı. Renk renk uçlu kalem görüyorum. Mesela Rotring'in kalemlerini falan çok seviyorum ben. Uçlar da 20 TL'ydi. Bence uçlar aşırı ucuzdu yani. Kesinlikle alınabilir diye düşünüyorum. Şu an bu görmüş olduğunuz beyaz Rotring kalemi ben dershanede sınava hazırlanırken kullanıyordum. O yüzden yeri bende çok ayrı. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi piritler, yapıştırıcılar, bantlar, uhular mevcuttu. Ya da böyle bir iki tane kalemlik vardı onları göstermek istedim. Şu en alttaki unicorn'lu kalemlik var ya onun aynısının normal pembe rengi bende var ve makyaj çantası olarak kullanıyorum. Bu duvarda çok fazla ürün olduğu için hepsini tek tek anlatmam mümkün değil ama yine de şöyle bir göstermek istedim sizlere fikir olması açısından. ürün çeşitliliği çok fazlaydı. Ara ara önemli olanları sadece anlatacağım sizlere. Onun dışında biraz müzik koyup belki hızlandırabilirim bilmiyorum. Ama burada da böyle bir sürü bir sürü fosforlu kalem, highlighterlar, Carioca markasının kalemleri vardı mesela çok fazla. Gerçekten bu reyonda çok fazla Bic markasının kalem setleri ve Carioca markasının kalem setleri vardı. Play Doh ürünlerini de görebilirsiniz çünkü onlarda %30 indirim vardı o yüzden onları da bu reyona eklemişler. Ama gerçekten çeşit çeşit bir sürü kalem seti görebilirsiniz bu reyonda. Elbette biz bu profilde sık sık kalemler hakkında fikir alışverişi yapıyoruz. Ben kullandığım kalemlerin iyi yönlerini veya kötü yönlerini mutlaka sizlere anlatıyorum. Mesela bu Sharpie kalemleri ben hiç kullanmadım. Çok merak ediyorum aslında ama henüz kullanmak nasip olmadı. Aranızda kullanıp memnun kalanlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de bu süreci biraz daha hızlandırırım diye düşünüyorum. Yalnız ben Carioca markasını gerçekten çok seviyorum. Hem fiyatları uygun hem çocuklara uygun olduğunu düşünüyorum. Hem de en önemlisi benim bu hesabı açtığımda kullandığım ilk kalemler olmasından kaynaklı Carioca markasının yeri bende çok ayrı. Mesela bu görmüş olduğunuz pastel tonlu set var ya 80 TL yazıyor. Onlar benim bu hesabı açtığımda kullandığım ilk kalem setiydi. Birçok böyle defter süsleme videomu bu kalemlerle boyamıştım. O yüzden yeri bende çok ayrı. Uzun süredir almak isteyip de alamadığım bu kulaklıklara da belki ilgi duyanlar vardır, fiyatını merak edenler vardır diye şöyle ucundan bir gösteriyorum sizlere. Diyanar'ın yine orta kısmına böyle bir reyon açmışlar. Burada da indirimli ürünlerden bahsediyorlar daha çok. Mesela Playdoh'un ürünlerinde %30 indirim var demiştim az önce. Onun dışında Karioka'nın bu yıkanabilir 24'lü kalem seti de 140 TL'ye düşmüş. Bu reyonda da yine Hello Kitty'li çok tatlı ürünler vardı tam benlik o yüzden aşırı mutlu olmuştum. Bu arada Barbie'li oyun hamuru da 110 TL'den 60 TL'ye düşmüş fiyatı. Videoda görmüş olduğunuz bu lisanslı mataralarda 250 TL'den 180 TL'ye düşmüş aşklarım. Bu mataralar üzerinde konuşmuyorum ama aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim bebeklerim. Özellikle sağlığınız açısından gerçekten matara konusunda kaliteli ürünlere yönelirseniz çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yine bu şekilde bir defter reyonu vardı. Burada birbirinden güzel okul defterleri vardı A4 boyutunda. Özellikle şu kareli olan pembe deftere bayıldım. Hem kapağı da sert kapaktı. O yüzden çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Öğrenci olsam kesin onlardan mutlaka alırdım. Evet geldik son olarak okul çantalarına ve kalemliklere. Burada gerçekten iki tane okul çantasına kalbimi bıraktım. Birazdan onları da size göstereceğim. Ama hepsi bence birbirinden güzeldi ve her yaşa uygun çantalar vardı. Mesela şu mor olan çanta tam benlik neden onu alıp okula gitmeyeyim ki diye düşünmeden edemedim. Lütfen artık böyle çantalar takmayı normalleştirebilir miyiz arkadaşlar? Kalem kutusu olarak bayağı bir ürün çeşidi vardı. Her yaşa uygun kalemlik mutlaka bulabilirsiniz diyenlerde. Sadece bir sorun var ki fiyatları biraz pahalı aşıklarım. Beni zaten artık tanıdığınız aşklarım. Bu görmüş olduğunuz Hello Kitty'li, Chromie'li, kalemlikleri çantama atıp okula gidebilirim ben. Evet, Diyanar mağaza turumuz da bu şekildeydi aşklarım. Şimdi sırada kirpi var. Kirpi maalesef sadece benim yaşadığım şehire özel bir mağaza. Özdemir AVM'nin ikinci katında kendisi. Çok tatlı ürünler var. Ben de Ereğli'de yaşayan takipçilerim için bu videoya kirpiyi dahil etmek istedim. Bu arada maalesef bir internet siteleri de mevcut değil ama dilerseniz çok beğendiğiniz bir ürün olursa bu videoda onları işletmeye sorarak yani Instagram hesaplarına mesaj atarak o şekilde satın alabilirsiniz. Buraya her girdiğimde kendimi kaybediyorum. Çünkü bir mağaza bu kadar mı ben olur? Mesela şu kalemliklere bir bakın. Bunları ilk gördüğünüzde kimi düşünürsünüz? Tabii ki beni düşünürsünüz. Çünkü benlik yani tam benlik bir mağaza. Hatta eğer ben bir mağaza olsaydım kesinlikle kirpi olurdum diye düşünüyorum. Çok detaylı anlatmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Sadece böyle bir üstün körü hızlı hızlı geçmek istedim. Sadece Ereğli'de yaşayan takipçilerimde de kirpi ile alakalı bir fikri olsun diye düşündüm. Zaten yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz aşklarım. Umarım videomu severek izlemişsinizdir ve umarım izlerken kafanızda bir şeyler şekillenmiştir. Ben bu videoyu çekerken A101, Bim, Şok gibi marketlere henüz kırtasiye ürünleri gelmediği için buraları da bir çekip sizlere göstermek istedim. Ama eğer ki bu videoyu severseniz ve çok fazla beğeni yorum gelirse tabii ki bu videonun devamı olarak A101, Bim, Şoka gidip oradaki kırtasiye ürünlerini de çekip sizlere böyle anlatmak istiyorum. Bu arada ilk defa bu şekilde bir video çektiğim için gerçekten inanılmaz yoruldum. Çok emek verdim. O yüzden inşallah severek izlersiniz ve sonuna kadar izlersiniz. Buraya kadar izleyenler bir emoji bıraksın bence. Tamam, tamam, durun, buldum. Eğer ki bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz lütfen yorumlara mor kalp bırakın. Böylece ben de mor kalpleri yorumlarda gördükçe kimlerin videoyu sonuna kadar izlediğini anlamış olurum. Hem bu şekilde daha çok motive olurum hem de aşırı aşırı mutlu olurum. Evet minik kuşlarım artık videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kirpideki ürünler de bu şekildeydi. Bence hepsi birbirinden tatlı Kore tarzı kırtasiye ürünleri kesinlikle böyle alınabilir. Ha, fiyatları birazcık piyasaya göre daha yüksek biliyorum ama dolar kuruyla geldiği için bu şekilde maalesef. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı hatta beni instagramdan takip etmeyi unutmayın aşklarım. Sizleri kocaman kocaman öpüyorum ve çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek hepiniz hoşçakalın.